Hepiniz hoş geldiniz. Mısır'la alakalı yıllar önce çekmem gereken bir video vardı ama çekme fırsatı elde edememiştim. Şimdi çekiyorum. Bu videoyu Mısır'a gidecek olanlar ve Mısır'a gidenler izlesinler lütfen. Başlıyoruz. Evet. Bu arada çok fazla sorduğunuz soru var. Onları birazcık derledim. Bir de kendi söylemem gerekenleri, değinmem gerekenleri yazdım buraya. Şimdi videomuza geçebiliriz. Kahire Havalimanı biletleri çok pahalı. Bu yüzden Kahire'ye direkt gitmek yerine Şarm el-Şeyh'e veya Hurgada'ya geçin. Biz mesela ilk Şarm el-Şeyh'e gitmiştik. Şarm el-Şeyh'ten Kahire'ye uçmuştuk. Ama otobüste gitmek çok daha iyi olacak. Yani daha az maliyetli olacak. Diyelim ki Şarm el-Şeyh'e geçeceksiniz. Şarm el-Şeyh'e ilk geldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Öncelikle orada bankama... Ha! Bu arada bunu unutmayalım. Yanınızda dolarla gidin. Yani Türk lirasını orada değiştiremezsiniz. Ay. Türk lirasını muhtemelen değiştiremeyeceksiniz. Yani değiştirebilirsiniz ama bu sizin için daha zor olacak. O yüzden direkt dolarla giderseniz daha iyi olur. Bankamatiklerden direkt dolarla değiştirirsiniz. Zaten kuru da çok yakın değiştiriyor. Bankamatikten değiştirdiniz, exchange yaptınız. Ondan sonra ondan önce belki bir sim kart alabilirsiniz. Çünkü havalimanından ilk çıkışta direkt sim kartları göreceksiniz. Ben herhalde 10 GB'ını falan o zamanlar 10 dolara almıştım ama şu an ne kadar bilmiyorum. 10 GB internet ve buna dakikası falan vardı. Sim kartınızı aldınız, hallettiniz. Daha sonrasında işte bankamatikten exchange'inizi yaptınız. Birazcık Egyptian pound'a ihtiyacınız olacak taksiye vereceğiniz için. Sonra havalimanı güvenliğine sorun. Taksi nasıl çağırabilirim? Ne kadara götürür GoBus'a? Çünkü kazıklamaya çalışabilirler, ona dikkat edin. Kahire'de bu daha çok oluyor ama hani Şarm el-Şeyh'te belki güvenlik size ne kadar tutacağını söyleyebilir, yani biliyordur muhtemelen. O yüzden güvenliğe sor. Bir sürü arkadaşım gitti. İki kişiye sordum. Hani GoBus'ta nasıl gitti? Güvenli miydi? Bir tanesi kadın, bir tanesi erkekti zaten. Zeynep bana şey dedi. Ben ilk hani Türkiye'den biletimi ayırttırdım. Ondan sonra Şarm'a uçtum. Şarm'dan taksiyle GoBus'a geçtim. GoBus'tan direkt otobüse bindi ve Kahire'ye ulaştı. Tamir de zaten oraya gittiği zaman bileti almış. Yani oradan da alabilirsiniz, Türkiye'den de alabilirsiniz bileti. Bu arada havalimanındayken bence uçaktayken gözünüzü dört açın. Niye? Çünkü sizinle birlikte Isaac projesine gelen sizin gibi gençler, insanlar olabilir. O yüzden belki bileti GoBus'a da sizinle aynı yöntemle Kahire'ye gidecek olanlar olabilir. O yüzden yani taksi parasını ne kadar bölüşürseniz o kadar iyi. Hem yeni insanlarla tanışmış olursunuz çünkü muhtemelen zaten Kahire'de o insanlarla karşılaşacaksınız. O yüzden şimdiden karşılaşıp taksi parasını da paylaşıp arkadaş olmakta bir sakınca yok. Hem yani siz için daha güvenli olur ama tek başına giden arkadaşım da bir güvensizlik hissetmemiş. Kahire'ye vardığınız zaman taksilere dikkat edin. Mümkünse Uber kullanın ya da Karim uygulamasından çağırabilirsiniz. Ben Karim hiç kullanmadım. Hep Uber kullandım ama yani Karim de Uber gibi bir şey. O yüzden bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Kahire'deki taksiler kazıkçı. Yani aynı bilgilendirme toplantısı oluyor zaten oraya gittiğiniz zaman. Uber kullanın ya da Karim kullanın diyorlar. Kahire Havalimanı'na indiğimiz zaman bize şey demişlerdi. İşte 400 pound'a götürürüz falan demişlerdi bizim otele. Ve belki de 4-5 katını falan söylemiş adam yani. Ben tabii biliyordum böyle onları kazıkçı olduğunu. O yüzden direkt Uber çağırdı. Bu arada peşinize takılabilirler. Yani Mısırlı satıcılar veya taksiciler biraz sizi kazıklamaya yönelik çalışabilirler. Onlara dikkat edin ekstra. Ve her daim gittiğiniz yerde pazarlık yapın. En önemli şey ya. Odanızda sakın ever never para falan, para pul hiçbir şey bırakmayın. Hep yanınızda olsun. Nerede benim boş şeyim, bohça? Mümkünse yanınızda bence şifreli bir valizle gidin. Şifreli bir valizle gidemiyorsanız da şöyle şunlardan şöyle açılan böyle bir bez çanta. Bu bez çantayı ben her giydiğim pantolona, şorta ilikliyorum yani. Hiçbir şekilde yanından ayırmadım. Sadece bir otelde kaldığımız zaman orada işte kasada barındırıyordum ki çünkü geziye gideceğiz, işte Nil Nehri'nde yüzeceğiz falan. Kasaya koymadığım zamanlarda hep benim yanımdaydı. Hatta Luna Park'a gittim. Luna Park'ta da yanımdaydı ve sulu bir parkur vardı ve oradan geçerken bütün param bir ıslandı ama sonra kurudu yani. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani paranızı bence yanınızda bulundurun çünkü hırsızlık olayları oluyor hostellerde ve evlerde. Bizim zamanımızda bir tane Pakistan kız 700 dolarını çaldırmıştı ama kız çok zenginmiş o yüzden hiç sallamadı bilmiyorum. Sonra babası onu Londra'ya olmuş. Hediye olsun diye herhalde.
Neyse, bir tane Çinli çocuk 400 dolarını çaldırmıştı mesela hostelde. Yani hostelde sakın paranızı falan bulundurmayın. Ya da çok iyi saklayın, o kadar parayı yanında bulunduramam diyorsanız. Siz çok iyi sakladığınızı sanarsınız ama çok iyi saklayamamışsınızdır, bilmiyorum. O yüzden sakın paranıza dikkat edin. Böyle yandan asmalı çantalar falan alabilirsiniz. Paraya dikkat edin yani. Tek başına gitmek, arkadaşlarla gitmek. Tek başınıza gitmek bence çok daha iyi olacaktır. Çünkü arkadaşınızla gittiğiniz zaman çok fazla insanla tanışamayacak. Yani tanışırsınız gene ama hani tanışmaya gerek duymayabilirsiniz. Hep birlikte takılabilirsiniz sürekli. Hani bu bence tek başınıza yaşamanız gereken bir macera. Bu yüzden arkadaşlarla değil ben tek başına gitmeyi tavsiye ediyorum size. Çok güzel arkadaşlıklar edineceğiniz için yani bir arkadaşınızla gitmek onu bozabilir. Turist genelde seviyorlar. Türkleri özellikle seviyorlar. Ama pahalıya satabilirler bir şeyleri. O yüzden pazarlık yapıyoruz. Aynı zamanda turist olduğunuzu gördükleri zaman sizlerle fotoğraf çektiriyorlar. Ama bazıları fotoğraf çektirdiğiniz için özellikle piramitlerde satıcılarla fotoğraf çektirdiğiniz zaman sizden para talep edebiliyorlar. O yüzden halktan birileri oldukça bence. Yani bilmiyorum. Ben biriyle fotoğraf çektirmiştim mesela. Adam sonra bir de seni öperek çekeyim falan diye böyle salak salak konuştu. O yüzden bence biraz fotoğraf çektirirken ben grup halinde oldum. Çok bence insanlarla ya yani çocuk veya kadın olmadıkça tek fotoğraf çektirmeyin. Ne olur ne olmaz. Yani yalnız olmayın. Bir kadın ya da erkekseniz de çok yalnız olmayın. Çünkü erkek olan ama orada tacize uğrayan bir kişi tanıyorum. Bir yanıma ne kadar para almalıyım? Benim yanımda 1000 dolar vardı. 430 doları zaten şeye verdim, projeye verdim. Geri kalanı da yemedir, içmedir, gezmedir, tozmadır, hediyelik eşyalıktır, alışveriştir falan onları harcadım. Ama son zamanlarda biraz parasızlık çektim. Yani son birkaç gün özellikle. O yüzden yanınıza ekstradan para almanıza yarar var. Sizinle kontak kuran Mısırlı Azekırlara da sorabilirsiniz. Yani ne kadar para almalıyım orası için falan diye. Çünkü benim gittiğim zaman da belki orası daha farklı olabilir. Kesinlikle rakamları öğrenin. Zaten çok zor değil. Bir şey satın alırken veya bir su alırken bile o rakama ihtiyacınız oluyor. İşte TLT, Hamse, Sitte falan hepsi öğrenebilirsiniz. Zaten 10'a kadar öğrensen yeter yani. İngilizcem kötü, orada zorluk çeker miyim? Şimdi benim İngilizcem de çok kötüydü açıkçası. Ben A2 seviyesiyle falan gittim oraya. Cidden gelişiyor. Hem konuşma olarak hem anlama olarak ve farklı milletten insanları da bir süre sonra anlamaya başlıyorsun. Zaten ilk Google Translate yardımıyla falan bir bakarsınız. Yani herkesin akıllı telefonu var. Gerçi ben çok talihsiz bir olay yaşadım Mısır'da. Onu da anlatacağım şimdi. Yanınızda neleri almanız gerektiğine dair şimdi bir liste yapmışım. Onu okuyacağım size. Kıyafet seçiminde şöyle yapabilirsiniz. Orası acayip sıcak oluyor. O yüzden bol, işte ne bileyim eğer uzun bir şey alacaksanız ki hani Kahiro diyeyim çünkü Türkçesinde çok bir şey yapamıyorum. Kahiro mu? Kahire mi? Bol, salaş, havaalan kıyafetler alabilirsiniz Kahire içerisinde. Ama muhtemelen gezilere katılacaksınız, tatillere gideceksiniz. Bu yüzden bence yanınızda daha yazlık, yani Türkiye'de giyebileceğiniz tarzda kıyafetler de almalısınız. Ve falukalara da gideceksiniz ayrıca ve ya oralarda istediğiniz gibi giyinebiliyorsunuz. Çünkü akşam, gece vakti olmasına rağmen arkadaş grubuyla oluyorsunuz yani. Size kimse orada bir şey yapamaz bir arkadaş grubu içerisinde. O yüzden ben hiç gece vakti şortsuz falukaya gittiğimi hatırlamıyorum. Veya elbisesiz falukaya gittiğimi hatırlamıyorum. Kızlar için konuşuyorum. Erkekler de tabii şortlarını falan giysinler de. Elbisenizi, şortunuzu falan bence eksik etmeyin. Çünkü cidden şık kıyafetleri giymek istiyorsunuz parti sırasında. Evet. Bu arada kesinlikle açık ayakkabı, işte sandalet, işte crocs, terlik, o tarz bir şey alın. Çünkü ben bir salaklık yaptım ve dedim ki ya Kahire çok pistir zaten, ben işte orada terlikle, açık ayakkabıyla falan dolaşmam. Sadece plaj terliklerimi yanıma aldım ve iki tane kapalı ayakkabı aldım. Sonra maalesef şöyle bir durum gerçekleşti ki ayağımda yara çıktı. Yara oluşunca ayakta tabii ayakkabı, kapalı ayakkabı giyemez oldum ve Kahire'yi maalesef plaj terlikleriyle dolaşmak zorunda kaldım. Bu yüzden siz benim yaptığım hata yapmayın. En azından havaalan bir ayakkabı alırsanız sizin için iyi olur. Ya ben bari ufacık bir sandalet aldım ya, onu bile yapmamışım ya. Kaç gram yani. Neyse, ilaç. Öncelikle yanınıza işte ishal ilacıdır, mide bulantısı ilacıdır, o tarz şeyler bence kesin alın. Çünkü ilk bir hafta falan yemekler sizi rahatsız edebilir. Aynı zamanda grup kremidir,
işte morluk kremidir, o tarz şeyler de alın ki dağ taş tepe tırmanıyorsunuz. Gezi projesine gidecek olanlar için söylüyorum özellikle. Yani bacaklar bitiyor, mosmor oluyor. O yüzden buruk kremi falan, o tarz şeyler alın kesinlikle. Ya benim işime yaramıştı ve arkadaşlarım da benden kullanmışlardı. Bu arada Mısır'da başıma gelen talihsiz olayı anlatıyorum. Bu arada burası acayip sıcak ama. Telefonumu tuvalete düşürdüm ve bozuldu telefon. Ve ben telefonsuz kaldım bir süre. Arkadaşım vardı, daha doğrusu Bahar'ın arkadaşı vardı. Ben rica ettim, dedim ya bir buçuk ay idare edebileceğim bir telefonun var mı? Onun da arkadaşının telefonu varmış ve ben bir buçuk ay boyunca o telefonu kullanmak zorunda kaldım. Şimdiki aklım olsa kesinlikle bir telefon alırdım ama ben alacağım zaman telefon harçlarını 500 liradan 1500 liraya çıkardılar. O yüzden alamadım. Ya pasaport işleriyle de uğraşmak istemedim açıkçası, pasaport kaydı işlemleriyle. O yüzden dedim dayanayım bari, yapacak bir şey yok. Bu yüzden yanınızda bence eğer ikinci bir telefonunuz varsa ikinci bir telefon götürün. Çünkü telefon yani cidden çok çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Maddi imkanınız varsa bence GoPro tarzı bir kamera da alabilirsiniz. Şimdi alkollü ıslak mendil ve böyle çamaşır sulu ıslak mendiller varmış galiba. Bir arkadaşım Alp'e getirmişti. Bu tuvaletler falan biraz pis oluyor çünkü. Zaten normalde Alaturka tuvaletler de var orada. Onları kullanmak en çok daha sağlıklı. Ama alfranga tuvalet için de o tarz ıslak mendillerden alınması gerekiyor. Yani bol bol sabun taşıyın çünkü gideceğiniz gezilerde siz elinizi yıkama ihtiyacı hissettiniz. Baktığınız zaman sabun yok yani, bulamayacaksınız. O yüzden kesinlikle yanınızda sabun taşıyın. Küçük küçük paketlerde sabunlar taşıyabilirsiniz. Kesinlikle saç kremini alın çünkü biz Dahab'a gitmiştik ve Dahab'ın duş suları bile, normal ev musluk suları bile o kadar tuzluydu ki bütün saçlarımız, yani herkes böyle şey diyordu, saç kremi verin bize, saç kremi. Zombilere dönüşmüştük artık böyle. Bir tane kız saç kremini vermişti ama çok azdı ve böyle istemeye istemeye vermişti diye hatırlıyorum. Kısacası saç kremi kesinlikle ihmal etmeyin bence. Çünkü saçlarınız mahvoluyor yani o geziler sırasında. Termos gibi bir şey alabilirsiniz yanınıza. Sular hemen ısınıyor. Çok sıcak olduğu için hava bir gezi sırasında soğuk suya ihtiyacınız olacak bol miktarda ve özellikle çöle giderken soğuk suya çok ihtiyacınız olacak. O yüzden soğuk sıcak tutan, hani sıcak tutan zaten soğuk tutuyorsa muhtemelen sıcak da tutuyordur. Soğuk tutan bir termosa ihtiyacınız var bence, alabilirsiniz yanınızda. Şöyle Arapça bir bence el kitabı alabilirsiniz. Bu gezilecek yerleri, işte bir şeylerin Arapçasını mesela, yani mesela yolumu kaybettim. Fakattu tariki. Allah'tan bunu hiç kullanma şeyi ihtiyacı hissetmedim. İskenderiye'dir, Kahire'dir, piramitlerdir, yani Şermelşeh'tir, Ebu Simbel'dir falan. Onları hep tanıtıyor. En azından bir bilginiz olur. Bu arada bence eğer Luxor'dur, Aslan'dır oralara gidecekseniz bir bilginizin olmasını ben tavsiye ederim. Boş boş gezmektense. Yani bilgi dolu gitmek çok daha mantıklı olacak. Şunu çıkartalım. Şöyle bir şnorkel götürmüştüm ben Şermelşeh'in balıklarını görmek için. Şimdi yapalım. Bence bu diğer şnorkellerden daha iyi ve daha cool. O yüzden bundan alabilirsiniz. Saçımı şimdi aldım kız. Şnorkel kesinlikle ve kesinlikle bu şnorkeli götürüyorsunuz. Götürmelisiniz bence. Başka neler varmış elimizde? Ha bu arada telefon meselesine tekrar değineyim. Telefonunuzu suya düşürmeseniz bile sıcaktan dolayı bozulma ihtimali var. Benim çoğu arkadaşımın telefonları biraz böyle bozuldular açıkçası. O yüzden ikinci bir telefon almasını tavsiye ederim. Gezilerde bence Siva'ya, İskenderiye, Luxor, Asvan'a, çöle, Sahra çöllerine, Şermelşeyh'e gitmeden bence dönmeyin. Yani ben Siva'ya gitmediğime o kadar pişman olduğum bir yer ki Siva. Zaten internette falan böyle görüyorum. Şey diyorum, Allah kahretsin kapatın şunu falan diye. Hani böyle daha çok pişman olmamak için Siva'ya bakamıyorum yani o derece. O yüzden bence Siva'ya kesinlikle gidin. Şermelşeh'e gidebilirsiniz. Çok güzel. Zaten dalgıçların hac yeri deniyor yani. O derece güzel balıklar var. Ondan sonra İskenderiye'ye tabii bir gitmişken gidilir tabii yani. Niye gidilmesin? İskenderiye'ye de gidebilirsiniz. Zaten piramitleri hiç saymıyorum. Zaten orası Allah'ın emri yani. Ama benim piramitlerden çok daha etkilendiğim bir yer var. Orası da Luxor Aswan gezisine kesin gidin. Orada da Ebu Simbel bölgesi var bir tane. Oraya da kesinlikle gidin. Çok etkileneceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda Nil Nehri'nde falan da yüzdürüyorlar bu arada. Güzel, eğlenceli bir aktivite oluyor. Ve o kadar temiz ki içebiliyorsun yani o derece.
Yani içme suyu gibi nehir yani ve orada yüzüyorsun. Siyah beyaz çöllere kesin gidin zaten. Hani oraya gitmişken bir çöl kampı yapmadan dönmeyin bence. Siyah beyaz çöllerin çok pahalı olacağını sanmıyorum. Yani bizim zamanımızda çok pahalı değildi. Isaac pahalı yapıyorsa siz kendi aranızda ne kadar çok kişi olursanız zaten o kadar iyi olur, o kadar indirimli olur. Kendi aranızda bir gezi planlayın ve o şekilde gidin. İskenderiye'ye de mesela o şekilde gidebilirsiniz bence. Çünkü zaten bir iki günlük bir geziydi. Ama Luxor Aslan, Luxor Aslan'a zaten kruz gemisine falan biniyorsunuz. Yani o kadar güzel ki benim en beğendiğim gezi Luxor Aslan olmuştu. Ama Siva'ya gitmedim. Siva'ya gitseydim muhtemelen en beğendiğim birinci veya ikinci olurdu diye düşünüyorum. Çünkü çok içimde kaldı ve içimde kaldıkça benim için büyüyor. Bu arada pasaportunuzu yanınızda bulundurun bence kesinlikle. Ki çünkü polisler biraz katı ve sizi durdurduğu zaman en azından bir pasaport kontrolü falan yapabiliyorlar. Zaten gezilerde biz o kadar çok bekliyorduk ki yani saatlerce yol sürmüyordu, o bekleme zamanı sürüyordu. En böyle bariz şeyden bahsetmeyi unuttum. Zaman algıları hiç yok. Vallahi yemin ediyorum saat şey desin, mesela saat 18.18 desin ben 15 dakikayı buradayım ancak en 2 saatte falan burada olur yani o derece. Yarım saatte buradayım deyip 1,5-2 saatte gelen insan var ya. Partilere katılmadan kesinlikle buraya dönmeyin. Yani o faluka şeyinin tadı o kadar eğlenceli oluyor ki yani ben çok eğlenmiştim ya. Bilmiyorum ben ne Mısır gezisi ya benim için o kadar iyiydi ki yani tabii ki çok çok kötü şeyler de yaşadım. Yani telefonum suya düştü ya, telefonum bozuldu ya. Bir de yurt dışındasın ve daha projem başlamamışken yani düşün. Her şeyden bahsettik sanırım. Eğer başka bir sorunuz olursa yazabilirsiniz Instagram adresinden veya işte bu YouTube şeyinin altına da yazabilirsiniz. Buradan muhtemelen daha kolay olacaktır. Ve buradan yazarsanız diğer herkes de göreceği için onlar da bilgi alacaklardır. Bana gelen sorular ve benim aklıma gelenler bu kadardı. İnşallah çok güzel zamanlar geçirirsiniz. Çünkü ben ve arkadaşlarım, yani sadece ben de değil, oradaki benim dönemimdeki herkes, neredeyse herkes diyorum. Çünkü bir arkadaşım başına çok ekstrem bir olay geldi. O yüzden onu katamıyorum. Ben ve benim bütün arkadaşlarım, yani neredeyse bütün arkadaşlarım orada yani çok iyi vakit geçirdik ve oradaki ulusal, uluslararası arkadaşlarla hala kontaktayız, hala birbirimizi çok özlüyoruz ve diyoruz ki iyi ki bu deneyimi yaşamışız, iyi ki Mısır'a gitmişiz ve biz döndükten hemen sonra, birkaç ay sonra korona ortaya çıktığı için ve hiçbir yere gidemediğimiz için dedik ki iyi ki bu deneyimi yaşamışız. Olayına daha çok hissettik. Uluslararası arkadaşlar edinmek istiyorsanız, hatta Türkiye'den de çok iyi arkadaşlıklar kurmak istiyorsanız Türkiye'nin her yerinden, yani Isaac projelerine veya gönüllülük projelerine gidilebilir. Ama ben Mısır kesinlikle çok tavsiye ediyorum ya. İnşallah siz de gidip orayı, ve Mısır çok büyük bir medeniyet zaten. Yani inşallah tekrar gitme fırsatı bulurum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Umarım lafı biraz uzatmamışımdır. Diğer içeriklerimiz için takipte kalın. Ve iyi geziler mi diyeyim? Ne diyeyim? Bilmiyorum. Neyse, iyi günler. Ne diyorduk başka? Ne konuşuyorduk? Kimse yok ki. Ben şu an tek konuşuyorum. Keşke biri olsaydı ya kamera arkasında. Zaten ekrana bakıp duruyorum. Şuraya bakmak, böyle bir sonsuza bakmak gibi. Bilmiyorum. Neyse.